Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak için Samsun'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tekkeköy ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, 2012 yılında Tekkeköy ilçesinde kurulan Hasar Ağaç Mahallesi Kalkınma, Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği Kutlu Doğum Haftası programına ve derneğin açılış yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Düzenlenen programa AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP 25. dönem milletvekili adayları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak gönderdin. Bizi onun ümmeti kıldın. Sana ne kadar hamd etsek az Allah. Çeşitli camilerde görevli imam ve müezzinler tarafından duaların edilmesiyle başlayan Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı Hasan Togar, programda emeği geçen dernek yönetimine teşekkür ettiğini belirtti. Güzel, Allah böyle anlamlı günlerle devamlı bir arada olmayı, hasbihal etmeyi, sizlerle hemhal olmayı bizlere nasip etsin. Böyle güzel bir görevi, belediye başkanlığı gibi güzel bir görevi bize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Burada bu alanın bir takım ihtiyaçlarını karşılayan çok kıymetli Canik Belediye Başkanı Osman Genç ağabeyime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise yaptığı kısa konuşmada bugün burası siyaset konuşması olacak bir yer değil. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişlerinin 1444. yılındayız. Rabbim öncelikle hepimize ona layık bir ümmet olmayı nasip eylesin inşallah. Biz de burada yapılan dualardan ve okunan Kur'an-ı Kerim'den inşallah üzerimize düşeni alırız dedi. Hasar Ağaç Mahallesi sakinleri, değerli hocalarımız, öncelikle bu kadar güzel bir program organize ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen, katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Burada siyasi partilerin temsilcileri de var, adaylar var, bizler varız. Fakat bugün siyaset konuşma yeri değil şu anda. Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 1444. dünyaya teşriflerinin seneye devresindeyiz. Rabbim öncelikle hepimize ona ümmet olmayı, ona layık bir ümmet olmayı nasip eylesin inşallah. Biz de buradaki yapılan dualardan, okunan Kur'an-ı Kerimlerden inşallah nasibimizi, üstümüze düşeni alırız. Değerli bakanımız, milletvekili aday, siyasi parti milletvekili adayları, başkanlığı, belediye başkanlığı hepsi burada. Dolayısıyla bugün Kutlu Doğum Haftası kutlanan ilk önce Hazreti Peygamber'in 1444. seneyi devriyesinin kutlandığı bir haftayı kutluyoruz. Türkiye'nin her tarafında kutlanıyor. Hazreti Peygamber'in doğum gününü kutlamak, gelecek nesillere aktarmak için önemli bir etkinlik. Bu anlamda emeği geçen Hasar Ağaç'taki dernek, Hasar Ağaç Derneği Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peygamberimizi örnek almak, her yaştaki insanın örnek alacağı bir şahsiyeti olduğunu bilmek gerek. Gelecek nesil inşa etmek gibi iddiası olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, hükümetimizin, Hazreti Peygamber'in kişiliğini örnek alarak gelecek nesli inşa etmek gerektiğini düşünüyorum.